Sırtlan. Gel gel. Hayırlı akşamlar. Bu kadar mısınız? Yetmez mi? Aile ortamı olduğunu niye söylemediniz lan? Yo, burası zaten bizim aile salonu. İstiyorsan sokağa geçek. Orada serbest. Bendeyiz. Ne diyecek lan? Kız nerede kız? Hangi kız? 250 bin liralık kız. Sen biliyorsun da. Akıllı ol. Kız babasının yanında. Babasının yanında. Sen mi teslim ettin babasını? Oğlum ne akıllı adamsın lan sen. He? O yüzden mi tıpır araya girdin? Plana bak. He? Şevkat. Bence uzatma dalalım. Sana ne lan? Bana ne lan? Doğru. Beni kızı ilgilendirmez. Onun babasının paraları ilgilendirir. Paralar nerede paralar? Ha? Ne yaptın 250'yi? Pascal'la diskoda ezdik. Pascal'la. Oh, sefam olsun efendim. Pascal'la diskoda ezdiniz. Paraları çatır çatır yediniz. Alemlere daldınız. Ama bu kardeşini çağırmadınız. Çok gücendim. Acayip gücendim. Buraya imza almaya gelmiştim ama artık imza vermem gerekiyor değil mi? He? İndir lan silah. İndirin lan silahları, indirin. Prensese gelmesin. Ne prensesi lan? Senin kafanı, gözünü yararım. Tamam mı? Şevkat'in kısmetine mani ol. Alayım. Ah, anneniz herhalde. Ne o, benzetemedin mi? Olur mu canım? Bilakis neşesi, güzelliği, ailesiz. Öpeyim efendim, öpeyim teyzeci. Beyler. Tamam, tamam. Marika abla. Kalk, kalk. Çok şey yapınca bayılıyor, bayılıyor. Tabii kızgınlar. Kızıyorsunuz tabii. Bu saate geldim lan. Efendim, ben daha sonra tekrar geleyim. O zaman geleyim, elinizi öpeyim efendim. İyi akşamlar. Gidin lan siz. Arabaya bin hadi. Oh. Efendim, benim adım Şefik. Çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum. En kısa zamanda geleceğim. Tekrar konuşmak ve görüşmek dileğiyle. Gel gel dükkana da gel. Bak terlik çeşitlerini de görürsün. Olur tabii. Dükkana da gelirim. Çok teşekkür ederim efendim. Kesin geleceğim dükkana da. Hayırlı akşamlar. Kebapçı. Silahımı unutma. Hay ya. Tabancalar var değil mi? İşte böyle olunca hani ben de unuttum onu ya. Kaç tane yumurta istiyorsun bu hafta? Artık istediğin kadar getirebilirsin lan. Bana bak. Daha elinde silah görmeyeyim. Yoksa onunla sana yaparım. O ne? Git internetten bak. Akıllı telefonun internetine gir. Oradan bak. Tamam. Müşteri sonuçta tabii. Tabii bu oğlan biraz salak salak. Yakında taşınıyoruz. Bağrıma taş basıyorum. Aşkımızın gücü beni senden koparmalarına izin vermemeli. Seni benden kimse ayıramaz tezene. Seninle ben bir çift çorap gibiyiz. Ayrı ayrı olamayız ki. Senle ben anahtar ve kilit gibiyiz İsmail. Seni benden başka kimse açamaz. Beni senden başka kimse depresyondan çıkaramaz. İsmail ne olur elini çabuk tut, beni bir an önce babamdan iste. Lütfen. Yoksa beni buradan götürecekler. Depresyondan depresyonu sürükleyecekler. Hadi abi. Tamam geliyoruz be. Acele. Dükkan kapıyor. Selo. Gel abi. Geldim baba. Gel. Adam pişti mi olduk biz be Aksu'la aynen. Güzel. Hadi bakalım. Hadi kapat. Kapat. Şişt, Cuma Usta. Dükkan galiba açık kalmış ya. Tamam mı? Gel abi. Bagaj var gel.
En son 1980'de babamla pikniğe giderken böyle bagaja oturmuştum. Vay o akşam. Çakılar mı yoksa? Şefkat, ne yapacağız başka? Allah Allah. Hadi siz şey yapın. Hadi siz yapın. Şimdi şöyle biz dün gece sabaha kadar uyuyamadık. Yani hep beraber oturduk, çay içtik. Ya dostluğun güzel tarafı da bu. Hani mutluluğumuzda da kederimizde de bir aradayız. Ama biz istedik ki Esin de bizle olsaydı. Yani o da bizle geceyi geçirseydi. Çünkü biz kusurlarımızı gece gibi örtmesini iyi biliriz. Ve eğer şimdi bizi affederseniz... bize güneş doğacak. Ben İstanbul'a o evde yaşamak için... çarşıya sanat galerisi açmak için gelmedim. Ben buraya çocukluğuma geri dönebilmek için geldim. Ama siz hepiniz birlik olup o evi bana zehir ettiniz. Artık ne anlamı var ki? Ben Paris'e geri dönüyorum. Siz de evlerinizde, mahallenizde güle güle oturun artık. Esin'i duydunuz. Sizi affetmiyor. Ben size en değerli varlığımı emanet ettim. Ama siz ne yaptınız? Onu dalından kopardınız. Hediyelerinizi de alın. Sizi hatırlatan hiçbir şeyi Esin görmek istemiyor. Gidebilirsiniz. Şefkat nereye lan? Durun bir dakika beyefendi. Şefkat bir dakika nereye gidiyorsun? Ben sana Esin. Rahat bırak demedim mi? Esin. Aç. Aç kapıyı Esin. Konuşmamız lazım lütfen. Şefkat. Ben mahallede son sözümü söylemedim. Esin sizi affetmezse hepinizi bu mahalleden kovarım demedim mi? Tıpkı buradan kovduğum gibi. Hadi sen de şimdi çık git buradan efendi, efendi. Gideriz Cevdet Bey. Hepimiz gideriz. Tıpkı buradan gittiğimiz gibi sessiz, sedasız gideriz. Baba. Sen... onları affetmezsen mahalleden kovacağını mı söyledin? Evet kızım. Sen hastanedeydin. Aynen böyle söyledim. Peki gerçekten kovacak mısın? Gel şimdi gel bir kahve içelim de konuşuruz bunları sonra. İsmail, sihirli lambayı dükkana koyarız artık. Dekoratif amaçlı. Beğenen olursa da satarız be ya. Ha, koyarsın. Cevdet Bey amca hepimizi komple semtten kovmazsa koyarsın. Sahibi de o var değil mi? Hadi abi hadi. Binin şu arabaya bir an önce çekip gidelim şuradan hadi. Ne konuştunuz Cevdet Bey'le? Maddiyat konuştuk. Alman ligini oynama çok sürpriz oluyor dedim. Hadi abi hadi. Hadi İsmail gidelim. Yavaş yavaş hadi. Ben seni Paris'e Maris'e göndermiyorum kızım.
Hem de bu vaziyette hiç göndermiyorum. Babacığım, benim uzaklaşmam gerekiyor. Seni anlıyorum ama hemen mi gitmen gerekiyor? Ben hemen gitmek istiyorum. Sadece uzaklaşmak için mi gitmek istiyorsun? Sadece ondan değil. Baba böyle sanki içimde bir ışık söndü. Tekrar yanar mı bilmiyorum. Ne olursa ne yaptınız? Ne olacak? Her zamanki gibi daha beter oldu tabii. Hop 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 bir dakika dağılmayın dağılmayın. Bir kahvede bir 5 dakika konuşacağım sizin. Hadi. Ya Şevkat ne oldu ya? Cevdet Bey beni sordu mu? Sen gelmedin diye çok gücendi ya adam. Hepimizi evden kovdu. Git de bir gönlünü al hadi. Burada mı oturacağız? Geç geç gel, içeri gel. Yağmur yağacak birazdan. Evet millet, pamuk eller cebe. Esin gitmeden evini dayayıp döşeyeceğiz. Hoppala bacan, malgara geçen. Cevdet bizi kovacak, biz Esin'e ev mi kuracağız? Gerizekalı mıyız oğlum biz? Oğlum o ayrı, o ayrı. Cevdet Bey'le alakası yok. Biz bunu Esin için yapacağız. Ne olacak o zaman? Esin ev kurmaya üşendiği için mi gitmeye karar verdi sanki? Ben orada durmam diyor. Ya abi biz ev kuralım da artık kendi oturur, oturmaz kendi bileceği iş yani. Biliyorsunuz Şevkat, bende hiç para yok. Hey, badana boya yaparsın sen de. Ben de ampulleri takarım, o zaman tesisat işlerine bakarım. Vallahi bende de hiç para yok Şevkat. Ya oğlum, bir ev kaç paraya kuruluyor sen biliyor musun ya? Oğlum ben nereden bileyim, muhasebeci miyim lan? Kuracağız, bakacağız işte. Maliyet çıkar zaten en sonunda. Sonuçta sosyetik kız bu be ya. İkinci el eşyaları beğenecek mi bakalım? Vallahi ben de evi köpük köpük yıkarım böyle. Mis gibi, hamam gibi kokar. Yasin Hanım oturmak istemezse biz tezenelen evlenir yerleşiriz demiş Şevkat. Yerleştireceğim ıstakayı kafana ya. Sen kızı istedin mi ki? Haydi istedin. O cadı anası sana verecek mi ki kızı? Neyse ben arabayı satmaya gidiyorum. Marik abla sen paraları toplarsın. Muhtar sen de organizasyon yap bari bir işe yarar. Selametle git Şevo. Selami kardeşi nerede ayın burada? Eyvallah kardeş. Sakın. Allah'ın seviyorsan ağzını açma Nikol. Arkanı dön, çeneni kapat, sus. Dil susar, kalp susmaz. Mevlam hepsini duyar. La bu bebede de var, yemin ediyorum var ya. Tutamıyor ya, buralardan böyle akıyor ya. Püh sana, sana püh. Marika abla, çok uğraştın mı abla? Babasına benziyor. Sabah. Ay Nikol. Sakın lan dur. Oğlum şakır. Lan. Etsene. La insan bir sağına soluna bakar. Bura ana cadde. Ne biçim çıkış yapıyorsun? O biçim çıkıyorum oğlum. Ne olmuş? Bak şimdi hatalı çıkış yaptın. Bana da hatalı çıkış yapma. Yapıyorum lan. Hatalı matalı her türlü yapıyorum. Benim modelim böyle. Belli sen anandan da hatalı çıkmışsın. Konuşma lan. Bir de arabadan çıkarsan fena olur. O elini indir. İndirmiyorum lan elimi. El de benim, kol da benim. İstediğim gibi sallarım. O bileğini ben bir kırarım senin. O zaman görürüz nasıl sallıyorsun. Yeri git lan. Elimde kalacaksın. Hadi bakalım kim kimin elinde kalıyor görelim. Kusura bakma la kapı koptu. La 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 la. A Beşiktaş. La 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 la. A Beşiktaş. Merhaba Pascal. Beni hatırladın mı? Hatırlıyorum tabii. Disko'ya gittik değil mi? Aferin sana. Adımı da hatırladın mı? Ya vallahi dilimin ucunda ama... Eğer bilirsen seni affederim. Olsun olsun. Ziyanı yok. Ben yenisini taktırırım. Yok yok gerek yok. Gel şunu beraber biz takalım. Gel. Kalsın kalsın. Lan olur mu? Nereden baksan 1000-1500 kağıt para al bari bagajına koy da götürürsün. Gel hadi gel. Ya bırak kardeşim ya. Bırak da gideyim. Bak polisi çağırırım ha. Çağır lan.
Çağırmazsan adam değilsin. Amirim ben size geri dönüş sağlayacağım. Tamam anlaşıldım. Bravo kardeş. Mükemmel bir vuruş. Ön taraf eksikti, orası da tamamlandı. Vallahi nişan alıp ateş etsen bu kadar olmaz yani. Harika bir vuruş. Üniformanın hakkını verdim, bravo. Kaç hakkın var? Bir. Sadece bir. Eğer bilirsen seni affederim. Ama hatırlayamazsan o beynini dağıtırım. Bari bir ucu var. Verdim bile. Kafandaki silah. Ya sağ ol. Şimdi çıkarım gibi. Ya kusura bakma hemşerim. Amir fırça atıyordu telsizde, arabanı görmedim. Ha ben zaten bizim millette kabahatli adam görmedim. Hep başkasında kabahat. Ver hatta ben de amirine seni fırça atayım. Kardeşim tamam kusura bakma diyorum. Sana izah ediyorum. Kabahat bende. Bile bile çarpmadım arabana. Kardeşim ister bilerek çarp, ister bilmeyerek çarp. Zaten arkadan vurdun. 8'de 8 kabahat sende. Yok ya. Bana mı öğreteceksin lan? Hem burası park yeri mi? Ne yapıyorsunuz burada? Seni bekliyorduk. Da bu şekilde değil tabii. Ne o Paskal? Dilini mi yuttun? Araba kuruluyum ya. Yola bakıyorum. Oo, yoksa eski sevgilini umursamıyor musun? Ya üstüne anılma. Trafik kullanırsa saygılarım. O trafik kurallarına gösterdiğin saygıyı biraz da eski sevgiline göstersen. Mesela adımla hitap etsen diyorum. Ya o kadar da sert çarpmadım. Ne biçim göçmüş bu ya? Yok yok. Bunların hepsi senden değil. Bu hafta bu 5. oldu benim. Yok artık. Tabii canım. Ben 5'te şaşmam. Peder Bey 5 kardeşi çaka çaka öğretti bize 5'e kadar saymasını. Bu 5. 3'e kadar sayıyorum. Bilemezsen kafan dağılır. Ya bir dur ya. Akşamdan kalmayın. 5 olmaz mı? Tamam. 5 olsun. Siz nasıl kaza yaptınız? Yok biz kaza yapmadık. Salak hatalı çıktı. Ben Allah'tan ani fren yaptım durdum da sen arkadan tıklatınca etki tepki olayı. Ha, kaza yok yani. Yok kaza var. Sen vurdun ya bana kaza o işte. Saymaya başlıyorum. 1. Bu ne? Kapı. Ne arıyor yerde? Ha ya bu... Kapı, arkadaşın kapısını açarken birden şey yaptım, menteşeler falan oksitlenmiş herhalde, elimde kaldı. Yok ya, ben de yuttum. 2. Doğru söylüyor, doğru. Herif kapıya bir asıldı, lap ne elinde kaldı. Ayı gibi asılıyor herif ya. Hah, şikayet var, tutanak tutacağım. Yok ya, oh ne güzel dünya be. Bir tanesi gelir hatalı çıkar, öbürü gelir arkadan çakar. Ben anlamam kardeşim, çıkar makbuz. Ben tutarım tutanak. O amirini de çağır gelsin buraya. Ya kardeşim, kaza oldu diyoruz işte ya. 3. Ne gerekiyorsa tutanağa geçeriz, gereken yapılır. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Ne atarlanıyorsun? Ha ben niye bu kadar sinirliyim, niye bu kadar atarlanıyorum öyle mi? Ya ben bu arabayı satacaktım. Geldiler 3 kere vurdular arkadan. Geldim bir de üstüne sen vurdun ya. 3 kere... Bir dakika ya. Az önce 5'ti. 3+1 = 4 eder. Ha bir tane de ben kendim çaktım. O niye? Ha orası seni hiç ilgilendirmez. Anlatılmaz, yaşanır. 3 tane çakmadan anlayamazsın. Ama 5'in yeri çok başka be. 4. 5. Hülya. Aferin tatlım. Nasıl da hatırladım? Hatırlamadım ki. Sağladım. Allah belanı versin Paskal. Geberteceğim seni. Ya ne affediyordun? Ya bak birader, benim amcamın oğlunun galerisi var. Sana kartını vereyim, götür ona sat arabanı. Hmm. Şöyle bak, ben sana satayım arabayı direkt. Sen memnun kalmazsan götürür amcaoğluna verirsin, hazır alıcı işte. Allah Allah, ben niye alıyorum hasarlı arabayı? Hasarlı arabayı. O hasarı verirken iyi ama. Kardeşim hasarladık diye almak zorunda mıyız? Alacaksın tabii. Bak mesela ben kendim yumurtacıyım. Benim dükkanımda bir müşterim sel yumurtayı düşürse, kırsa ben ondan parasını alırım. Ha ama yumurtayı da veririm ona. Lan yumurta mı bu? Yumurta değil, araba. Fakat benim esnaflık stilim bu yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha tatlım, sen kadınları hiç tanımamışsın. Bir kadın affedecekse şart koşmaz. Zaten affeder. Ayıp ya, kandırdın beni. Sanki senin hiç yapmadığın şey. Hani evlenecektik biz? Öyle mi? Unutun be. Ya, tamam birader, kaça satıyorsun? Sana 8.000 olur. Fakat full modifiye abi. Buraya kadar dolar aç ya. Bunun muadilini bulamazsın. Hatta yanında da bir tane de yedek kapı.
Siz aranızı anlaşın, kapı benden. En azından üstüme yük etmem. Yok, ben kapıyı zaten aldım senden. Ya 7000 olmaz mı? Ya ne yaptın? 8000 zaten bu arabanın ölü fiyatı ya. Sen iyice mumya fiyatına çektin ya. İmkansız hayatta olmaz. Şimdi ya doğruca nikah dairesine gidiyoruz ya da dümdüz denize uçarız. Ben daha gencim. Disko'ya gidecek çok karın var. Bittin sen Pascal. Öldün sen. Hadi bak 7000 olsun tiko para. Vakit diyorsun ya. Vakit. İyi hadi al ayrını gör hadi. Lan 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 kaçın! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.